İşte ne yiyeceğim, ne giyeceğim, hastalıktan nasıl korunacağım, bağışıklık sistemi nasıl yükselteceğimin yanında esas konuşmamız gereken bir konu var. Bunların benim için anlamı ne? Ben bundan sonra ne yapacağım? Bu anlam çerçevesinde nasıl davranacağım? Çünkü biz psikolojide çok temel bir şey biliyoruz ki psikopatolojide özellikle insanı açlık, çaresizlik falan değil anlamsızlık öldürüyor. Anlam dünyasını güzel kurmadan bir şey yapamıyorsun. Aynı şey ilişkilerde de geçerli. Kaşı, gözü, sazı, sözü, parası, pulu, nesi varsa onlar bir yere kadar işte oyalayabilir insanlar ama bir süre sonra baş başa kalacağın şey ortak anlam dünyasında yürüyebiliyor musun? Charles Bukowski'nin sözü bence büyük bir bilgelik eseri. Aynı filmleri seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar diyor. Aynı filmleri seyretmek ne demek? Aynı hikayelere ilgi duymak, aynı yere doğru bakmak, aynı yere doğru gitmek. İnsanın hayatını inşa eden şey anlamdır. Yıllarca mutlu evlilikler bir anda nasıl bitiyor? Hikayeler dağılıyor çünkü. Bir başka taraflara bakmaya başlıyor insanlar. Yani cinsel çekicilik dediğin şey bittiği için evlilik bitmez. Böyle ahmakça bir şey olmaz. Cinsel çekicilik dediğin şey maksimum 2 sene sürüyor zaten. Ya 2 sene ötesinde feriş dahi olsa olmaz bu. Çünkü hedonik adaptasyon diye bir şey var. Ne kadar seksi, ne kadar güzel, ne kadar çekici olursa olsun dopamin reseptörleri doyuyor abi bir süre sonra. Ya bunun sadece biyolojideki rolü üreyene kadar. Yani o çocuk hayatta tutulana kadar işte 9 ay hamilelik, 1 senede normal takılsın Bakılsın, işte bir bakılsın. falan. Yani çocuk hayatta kaldı mı tamam devam et. Ama ondan sonra ömürlük birliktelikleri bir tek insan yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyor sorusunu biz ıskalıyoruz. Çünkü insanı tanımıyoruz. Birçok gencimizin aklına maddi gereksinimler dolduruyoruz. Mesela fiziksel görünüş, maddi imkanlar, onlar bunlar, kariyer, vırt zırt. Mesela yahut şey de bana maddi gibi, mesela anlayışlı olsun. Niye? Yani seni anlamak zorunda mı birisi yani? Niye anla? Sen anla. Yani o anlayışsız olsun sen anla. Mesela bunu sağlayabildiğin şartlar olabilir. İnsanın ilişkisini insani yapan şey ortak anlam ve emek. Ben söylemiyorum. Sel boydum, al azmalım. Cengiz Aytmatov sonunda çakmış. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bitti. Bir insan için İşte emek zaman yatırıyorsan, ayırma yani. aynen öyle. İnsan için emek veriyorsan o birliktelik senin oluyor. Öbür türlü denk gelme oluyor. Yani ateşler içerisinde yanabilirsin. 2 gece uykuların kaçabilir. Onsuz bir hayat hayal edemezsin. Defterlerce şiir yazarsın falan. Sonra 2 dakika sonra ulan bunu saçımı süpürge ettim bana yaptığına bak. Yani çok yakınımda böyle insanlar var. Yıllardır mesela evliler. Adı evlilik bu arada. 30 sene, 40 sene, 50 sene evliler. Ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Niye? Zamanında boşanamamışlar çünkü. Hikayeler de ayrışmış. Kendi kafalarına göre bir şey yaşadıklarını düşünüyorlar. Hep bir hayal kırıklığına atıf yapıyorlar. Bir bahaneler buluyorlar. Burada genç arkadaşlarımın dikkat etmesi gereken şey, anlam dünyanızı inşaya vakit ayırmazsanız sevgili arkadaşlar, maddi dünya bir şekilde kafanıza patlayacak. Yani bir şekilde yolda bırakacak sizi. Yani genç güzel olacaksınız, geçecek. Zengin olacaksınız, geçecek. Yani çekici olacaksınız, ya akıllı olacaksınız, o da geçecek. Yani hazır cevap olacaksınız, bunlar da geçecek. Ama o emek, o ortak anlam, o ortak yolculuk o geçmeyecek. İşte ömür boyu giden, ömürden sonra da devam eden, devam ettiği vehmedilen o şey var ya, o anlam dünyası. Ruh eşini hikaye yaratır. Yani eğer ortak bir hikaye yazabilirsin, al sana ruh eşin olur. Çünkü aynı romanın Leyla Mecnunları olursun, biter gider. Ya ben belki sonunda söyleyeceğim şey olmalıydı ama bunu özellikle koymak isterim. Büyük bir vakit kazancı ve kaynak kazancı olacağını düşünüyorum bunun. Bay mükemmel, bayan mükemmel yerine elimi taşın altına koyup ben hikayemi nasıl yazıyorum buna bakmak lazım. Ben ona inanıyorum. Yani seni mesela evlenmeye bir türlü ikna edemiyorum. Ben çünkü niye evleneceğim falan. İyi bir şey yapıyor olabilirsin bilmiyorum. Yani o bağlamda onunla ayrı söylüyorum ama. Sanıyorum senin de teslim edeceğin üzere böyle bir durumda ikna edilmene gerek kalmıyor. Yani diyorsun ki o yolu beraber yürümekten başka şansımız yok bizim. Ve işte ya o yola beraber çıkmak zorunda kalıyorsun. İşte hikaye böyle kuvvetli bir şey. Ama çekicilik, mal mülk, hede hede hepsinin bir acabası var. Değil